Değerli arkadaşlarım, hepinize merhabalar. İnkılap tarihinden gidiyoruz. En son bir dünya savaşı işlemiş. Doğru mu Sinan? Evet hocam. Birinci dünya savaşını bitiren ateşkes antlaşmaları vardı. Hatırlayalım bir. Evet. Mesela Osmanlı Devleti imzalanan Mondros. Avusturya Macaristan'la imzalanan Villa Gusti. Yine Almanya ile imzalanan Retondes. Ve bir tane de değerli arkadaşlarım Bulgaristan'la imzalanan Selanik vardı. Şimdi tabii bundan sonra biz kendi tarihimize geçiyoruz. Yani çünkü artık asıl mücadele bizde başlayacak. Asıl mücadeleyi başlatan olay ise 30 Ekim 1918'de Osmanlı'nın o zamanlardaki hariciye bakanı olan, yani dışişleri bakanı olan Rauf Orbay'ın değerli arkadaşlarım imzaladığı, Amiral Kaltrop itiraf tehdidi adına imzaladıkları Mondros Ateşkes Antlaşması'dır. Bu antlaşma değerli arkadaşlar bir adanın içindeki bir limanda oluyor, bir zırhlıda oluyor, Agamemnon zırhlısında. Ve Mondros Limanı'nda imzalandığı için ismi de buradan gelir. Bu arada şuna dikkat etmek lazım. Özellikle Mondros Mütakeresi 30 Ekim 1918'de imzalanınca bundan sonraki gelişmeler sadece bizim tarafımızı işleyeceğiz. Niye? Çünkü biz kendi derdimize düşeceğimiz için bundan sonraki süreçte artık Osmanlı Devleti'ni yavaş yavaş bitiren, fiilen bitiren bir anlaşmayla başlıyoruz Mondros'a. Önce şunu bilmek lazım. Bu anlaşmayı bizim adımıza imzalayan kim? Rauf Orbay ne kahramanıydı? Hatırlayın Balkan Savaşları'nda. Ne kahramanı? Hamidiye kahramanı. Unutmayacağız. O yüzden Mondros'u imzalayan devlet adamımız Rauf Orbay. Karşı taraftaki ise Amiral Kaltrop diye bir adamdır. Arasında imzalandı. Bunu bilelim başta. İkincisi, değerli arkadaşlar, sizler de çok ufak yaşlardan beri iki şey öğreniyorsunuz. Öğrendiğiniz aslında şu. Biliyorsun Mondros'un iki tane maddesi çok özel maddelerdir. Birisi 7. madde, diğeri 24. maddedir. 7 ve 24. maddeler bilinmeden Mondros'u anlamak mümkün değildir. Bu arada Mondros adı üzerinde bir ne anlaşmasıdır? Ateşkes. Ateşkes antlaşmaları genelde kısa maddelerden olur. Adı üzerinde hemen ateşi kesilip iki taraf arasında yapılacak olan barış anlaşmasının önünü açar. Ancak Mondros Ateşkes Antlaşması maddeleri itibariyle bakıldığında Osmanlı Devleti'ni fiilen bitiren bir anlaşmadır. Bir kere bunu bilmeniz lazım. Bu anlaşma neymiş? Osmanlı Devleti'ni fiilen bitirmiştir. Fiilen bitiren bir anlaşmadır. Bu anlaşmayı o günkü hangi hükümet imzalamıştır Osmanlı Devleti adına? Çünkü bakan ayrı bir şey, hükümet ayrı bir şey. Ahmet İzzet Paşa hükümeti tarafından imzalanmıştır. Ahmet İzzet Paşa hükümeti başladı. Tamam o zamanlar. Hükümeti başladı. Şimdi burada geleceğiz maddelere. Mondros'un değerli arkadaşlarım özellikle 7. maddesi çok kritiktir. O yüzden biz 7. maddesini 1 olarak alıyoruz. Yani en önemli maddesini. Niye en önemli madde? Dikkat edelim maddeye. Maddede ne diyor? Anadolu içinde İtilaf devletlerinin güvenliğinin sağlanamadığı tüm noktalar İtilaf devletleri tarafından işgal edilebilecek. Şimdi bir daha cümleyi söyleyeyim. Anadolu içinde yapılan işgaller, demek bundan sonra işgaller olacak. Belli ki adam ondan şimdiden önemini alıyor. Anadolu içindeki her yer eğer İtilaf devletleri askerlerinin güvenliği sağlanamadığı takdirde işgal edilecek. Şimdi size bir soru. Oradaki lütfen ifadeye dikkat edelim. Her yer, her yer nere? Var mı anlatım var? Sinan her yer nere? Anadolu'daki her yer. Söyle bana Anadolu'dan bir yer. Uşak. Kars, Antep, Edirne. Buraya her yer değil mi? Hatta. Diyor ki itilaf tehditleri güvenlikleri tehdit eden herhangi bir stratejik noktayı işgal edebilecek. Bu ne demek ya? Resmen Anadolu'yu adamlar işgale açık hale getirmiştir. O yüzden 7. maddeyi biz ilk önemsel anlamda 1. maddeye yazıyoruz. O zaman 1. maddeyi şöyle yazalım. İtilaf devletleri güvenliklerini tehdit eden, bakın buraya dikkat, herhangi, bu laf çok önemli bizim için, bir yeri ne yapacaklar? İşgal edebilecekler. İşgal edebilecekler. Şimdi dikkat edelim. Mustafa Kemal bu özellikle 7. maddenin Anadolu'yu işgal açık hale getirdiğini tahmin etmek çok zor değil. O yüzden Mustafa Kemal bir laf söylüyor. Evet. Hangi lafı Mustafa Kemal söyledi? 7. madde için. Ne dedi bu anlaşmadaki bu madde? Beyni yakan ateşten bir zehirdir. Doğru mu? O yüzden Mustafa Kemal'in buradaki lafına dikkat etmemiz lazım. Biz şunun yorumunu bir yapalım. Evet yorum. Ne oldu? Anadolu işgale açık hale getirildi.
açık hale getirildi. İkincisi de Mustafa Kemal'in sözünü söyleyelim. Bu arada arkadaşlar bir tabirde sıkıntı olmaması söylüyoruz. Şimdi birden fazla Rauf olduğu için soy ismini burada kullanmamızın sebebi ayırt etmeniz içindir. Mesela Kazım Özalp diye bir adam vardır. Bir de Kazım Karabekir vardır. Şimdi Kazım Bey, Kazım Bey deyince hangi Kazım olduğunu tabii ki bizler anlıyoruz. Yani onun Kazım Karabekir olduğu belli. Ancak birden fazla ismi olanların hepsini o günkü anlamda soyadıyla kullanıyoruz. Gibi. Ama Mustafa Kemal'in, Mustafa Kemal'den başka olmadığı için, doğru mu, var mı? Denk geldiniz mi? Yok. O yüzden Mustafa Kemal Atatürk demememizin temel sebebi, soyadı, bazen diyor ya hocam niye anlatırken Atatürk demiyorsunuz? Çünkü daha Atatürk soyadını almadığı için. Yani şu an anlattığımız olaylar 1919. Yoksa Atatürk demekten dolayı bir şeyimizden değil, yanlış anlaşılmasın. Peki o zaman niye diyorlar Rauf Orbay diyorsunuz? Çünkü birden fazla Rauf var. Bunu ayırt etmemiz amacıyla. Anlaştık mı? Yani hocam işte Mustafa Kemal, Mustafa Kemal diyorsun, hiç Atatürk de onunla alakası yok. 34 soyadı kanuna geldiği için biz anakronizm yapmamalıyız burada. Yani o günkü ismi neyse o gün kullanır. Şöyle diyebilir miyiz peki? 1919'da Mustafa Kemal Atatürk. Hayır, bu bir kullanım yanlıştır. Atatürk diyemeyiz burada çünkü soyadı kanunu yok. Rauf Orbay da demememiz lazım. Rauf Bey diye yazmamız lazım. Ama birden fazla Rauf var. Birden fazla Kazım var. Birden fazla da İsmet var, ha onu da söyleyeyim. Ha o yüzden burada lütfen yanlış anlaşılmasın. Bunu konuda da bir uyarayım sizi. Yani yanlış anlamayacağınızı biliyorum ama gene de hassas olan arkadaşlarımız vardır. Hocam niye Atatürk demiyorsunuz gibi sanki. Halbuki her zaman Atatürk diyoruz yani. Evet, burası tamam mıdır? Var mı sıkıntı? Anadolu işgali açık hale getirdi. Burada Mustafa Kemal'imizin bir sözü var. Onu bir yazalım. Mustafa Kemal bu madde için ne demişti? Beyni yakan ateşten bir zehirdir demiştir. Mustafa Kemal'imizin lafı. Tamam, var mı sıkıntı? Şimdi burada özellikle şu maddeyi verdiği zaman anlayın ki değerli arkadaşlar. Kastedilen kaçıncı madde? 7. Ben buraya bir yazmam bir önemi var mı? Hayır. Evet. Şimdi gelelim ikinci maddeye. İkinci madde de çok kritik bir maddedir. Maddeye dikkat edelim. Vilayeti sitte. Say bakayım şu vilayeti sitelerini bana. Ela say. 6 ildi. Hadi kız. Ana. Ela bak 5 yaşındaki Ermeni sayıyor. Vilayeti sitte. Duyduk mu böyle bir şey? Selasiye. He, Selasiye. Şimdi Selasiye'yi söyle bana. Karsardağ mı? Bugün neyi öğreneceğiz? Vilayeti sitteyi. Normalde bunu benim şu an size öğretmem değilsin, daha evvelden öğrenmeniz lazım. 6 il. Kodlaması Besvet. Tamam. Bu arada Besvet'i ben böyle kodluyorum. Sen farklı şekilde kodlayabilirsin. Vilayeti sittede, yani 6 ilde bir karışıklık çıkarsa buralar itilaf devletleri tarafından işgal edilecek. Önce şu maddeyi bir yazalım. Vilayeti sitte. Kaç ilmiş? 6 il. White, İsneyn, Selase, Erva, Hamse, Sitte. Sitte kaç? 6. Sittin ne? 60. 60. Kesinlikle analarımız, babalar, akrabalarımızdan bu lafı söyleyenler olmuştur. Sittin sene. Orijinali bu. Biz yanlış söylüyoruz o lafı. Siz de öyle söylemeyin. Sittin sene. O ne demek? Senle yani bir ömür bir şey olmaz anlamında kullanılan bir kelimedir. Vilayeti sittede bir karışıklık olursa buralar ne olacakmış? İşgal edilecek. Şimdi dikkat, burada bir şey söyleyeyim. Önce şu vilayet sitelerine bir bakalım. Bir yazalım, buyurun. Vilayeti sitelileri. Kodlamasını ne olarak yapmıştım? Besvet. Tamam. Besvet diye yapıyoruz. Evet Sinan, Bolu. Bitlis, tamam. Bitlis. Erzurum. Sivas. Van. Van, Elazığ ve Diyarbakır. Doğru mudur? Evet. Bunu artık öğreneceğiz değil mi? Evet. Artık yeter. Bak 5 yaşındaki çocuklar biliyor artık Ermenistan'da. Bizim bunları bilmiyoruz. Çünkü adam onu bizim toprağımızda öğretiyor onlara. Ama biz bizim toprağımızdaki 6 ili saymaktan aciziz. Böyle olmaz. O yüzden bizlerin bunları bilmemiz lazım. En azından kodlayarak bil yani. Besvet'te. Bitlis, Erzurum, Sivas, Van, Elazığ, Diyarbakır. Buralarda bir işgal olursa. Peki hepinize soru. Ya adamlar buraları niye özel bu 6 ili belirlemiş?
Bunlar arasında dikkat ederseniz Van da var. Van da 1915 senesinde hatırlayın Kafkasya cephesinde ne anlattım size? Bir devlet kurdu Ermeniler, doğru mu? Bunun üzerine teşvik kanunları çıkartıldı. Dikkat! O yüzden buradaki temel amaç Megali Ermeniya. Ne demek Megali? Büyük. Hedef, ideal. O zaman adamların amacı ne? Mevcut Erivan merkezli Ermenistan devletini büyüterek Büyük Ermenistan'ı kurmak. Birinci Dünya Savaşı'nın sonunda Ermenistan diye bir devlet kuruldu arkadaşlar. Gürcistan da kuruldu, Azerbaycan da kuruldu. Şöyle anlatayım ben size. Tarihte Ermenistan, Gürcistan ve Azerbaycan ikişer defa kurulmuşlardır. Bir, Birinci Dünya Savaşı'nın sonunda. İki, Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği 1990'da dağıldığında. O yüzden tarihte Ermenistan kaç defa kurulmuş? İki, Azerbaycan. İki, işte Gürcistan. İki. O yüzden burada lütfen bakalım. Buradaki amaç neymiş değerli arkadaşlar? Bir yorum daha yapalım. Amaç ne? Megali? Ermeniya. Ne demekmiş? Büyük Ermenistan. Büyük Ermenistan'ı kurmakmış. Kurulmak istenmiştir. Peki, bu iki madde tamam mı? Bunların ilki kaçıncı madde diye geçer? Yedinci madde diye geçer. Bu madde kaçıncı madde diye geçer? 24. madde diye geçer. Bak, iki yazdım ama yanına 4 ekledim. 24. Orijinal metindekileri söylüyor. Bir başka madde. Şimdi bir şey söyleyeceğim. Demek ki Mondros Mütakeristan sonra işgallerin başlayacağını nereden anlıyoruz? Diyor ki adamlar, Toros tünelleri ve tüm geçitler İtilaf Devletleri'nin kontrolünde olacak. Niye? Çünkü tüneller birbirlerine illeri bağlar, ilçeleri bağlar, köyleri bağlar, kasabaları bağlar. Peki sen tünelin her iki tarafında tutarsan buradaki adam buradakini görebilir mi? İletişim şartlarını düşünün. Orada işgal olsa buradakinin haberi olur mu? O yüzden burada ne var? Toros tünelleri ve geçitler kimin kontrolü altına alınıyor? Daha rahat işgal yapabilmek için. Evet. Toros tünelleri ve geçitler İtilaf Devletleri'nin kontrolünde olacak. İtilaf Devletleri'nin kontrolünde olacak. Anlaşıldı mı? Bir başka maddeyle devam edelim. Kaçıncı madde olsun? Dördüncü madde olsun değerli arkadaşlar. Peki. Esirler ne oldu esirler? Hadi bakalım, hadi bakalım hatırla. Bizim esirlerimizi Seydi Beşik kampına götürmediler mi Hicaz'da? Gözlerini kör ettiler havuzlarda, salmadılar mı çöllere? Ya Türkiye Büyük Millet Meclisi ileride bu olayı iki defa üstte kınayacak. Hatta İngiltere'ye soykırım suçlaması yapacağız arkadaşlar. Öyle anlatayım ben size. Hani bizim millet, dünyadaki devletler Ermenilere karşı kararlar alıyorlar ya. İşte aynı kararın bir benzeri bir TBMM'ye gelecek ileride. Hangi olay? Hicaz Yemen'deki askerlerimiz için. İşte aynı mantık düşünelim. Biz bizdeki askerleri serbest bırakacağız, esirleri. Ama onlar içindeki, yani bizdeki onların elde ettiği Osmanlı askerleri ne yapmayacak? Serbest bırakmayacak. Şimdi bize soru. Bir taraf esirlerini serbest bırakıp diğeri bırakmazsa bu uluslararası hukuka aykırıdır. O zaman bir şey söyleyeceğim. Ya İngiltere sen esir alacaksın ne yapacaksın? Ne yaptı? Gördük değil mi hep beraber? O zaman Osmanlı'nın İngilizlerindeki veya İtilaf Devletleri'ndeki esirlerin ne olacağını şimdiden kestirmek zor bir şey olabilir mi? Ya zor işlerde çalıştıracaklar, ya pis işlerde çalıştıracaklar, işine yaramayan da öldürecekler. Bunun başka açıklaması yok. Kimse senin benim gibi esir beslemez. Bak bunu iyi bilin. O yüzden buradaki bir başka madde ise Osmanlı elindeki esirleri serbest bırakacak. Osmanlı Devleti elindeki esirleri serbest bırakacak maddesi var. Ama onlar ne yapacak? Bırakmayacak. Bunu da bilir. Evet başka madde. Mondros çok önemli. Osmanlı Devleti fiilen bitti. Evet ulaşım ve haberleşme araçları bir milletin özellikle işgaller karşısında toplanabilmesi, bağımsızlık için mücadele etmesi, kendi aralarındaki iletişim kurması kadar önemli bir şey yok. Ama sen gazete başta olmak üzere telsiz, telgraf, o zamanlarki iletişim ve uğraşım araçlarını hepsini engellersen ne olur? Kırıkkale işgal olur da Ankara'nın haberi olmaz. Polatlı işgal olur da Eskişehir'in haberi olmaz. Anlaşıldı mı? O yüzden itiraf devletleri neyi almış değerli arkadaşlarım? Tüm ulaşım ve haberleşme araçları İtilaf Devletleri'nin denetiminde olacak. İtilaf Devletleri'nin denetiminde olacak. Böylelikle amaç bir kere daha söylüyorum. Anadolu işgali kolaylaştırmak. Bunların hepsinin amaçları bu. Altıncı madde. Mondros'ta bir başka madde. Peki Osmanlı Devleti'nin birçok enerji ürünü var mıdır? Şöyle tahmin edin bakalım.
kömür, gaz yağı, mum, demir, krom, çinko vardır elbet, petrol. Peki ne diyorlar? Osmanlı Devleti mevcut enerji araçlarını veya enerji ürünlerini kesinlikle ne yapmayacak? İhraç etmeyecek. Yani ne demek o? Dışarıya satmayacak. Bu ne demek? Lan adamın ne niyette geldi anlaşılmıyor mu? Amerika Birleşik Devletleri Irak'a ilk girdiğinde ne yaptı? Enerji ürünlerinin Irak dışına satımını yasakladı. Niye? Adam çünkü kendi sömürecek lan. O yüzden enerji ürünlerini Osmanlı Devleti'nin ihraç etmesi yasaklanmıştır Mondros'ta. Osmanlı Devleti enerji ürünlerini ihraç edemeyecek. Ne demek? Satamayacak yani. Edemeyecek. Çünkü amaçları ne? Onlar ne yapacaktır değerli gösterim? Kullanacaklar. Gelelim bir başka maddeye. Peki Osmanlı'nın bir ordusu var. Sonuçta savaşa girdi ama bir ordu var. Öyle ya da böyle yenildiğimiz için, Almanya özellikle yenildiği için bizler de böyle bir anlaşmayı yaptık. Dikkat, Osmanlı Devleti bütün ordularını lağvedecek. Yani mevcut askerlerini evine gönderecek. Yani diğer anlamıyla ne? Terhis edecek. Osmanlı askerleri terhis edilecek. Yani askerlikte ilişkisi kalmayıp normal sivil hayata döndürecek. Peki buradaki amaç yine Anadolu işgali kolaylaştırmak değil mi? Evet. Nasıl karşı ordu olmasa ne olur? Anadolu çok daha rahat işgal edebilirsin. Bunun başka bir amacı olabilir mi Sinan? Olmaz. Peki gelelim bir başka maddeye. Peki biz Birinci Dünya Savaşı'na girerken yanımızda kimler vardı? Evet buyurun. Almanya, Avusturya, Macaristan, İtalya, sonradan giren Bulgaristan. Doğru mu? Peki bizim buradaki en büyük siyasi iki tane ilişki kurduğumuz devlet bir Almanya'dır, bir de Avusturya, Macaristan İmparatorluğu. Dikkat! Zaten İtalya taraf değiştirdi gitti. Bulgaristan'ın zaten gücü yok. O yüzden Almanya ve Avusturya, Macaristan'ın özellikle diplomat ve subayları Osmanlı Devleti'nde görev yapıyordu İstanbul'da. Peki şöyle bir şey olabilir mi? Mondros'un imzalandığını gören mesela çok böyle cesaretli bir kabinemiz olsaydı o zamanlar. Mesela Ahmet İzzet Paşa çok kabinesi çok güçlü olsaydı. Şöyle bir karar alabilirdi belki de. İstanbul'da bulunan Alman konsolos, baş konsolos, baş işte ne derler arkadaşlarım, elçi. Bunlarla görüşüp tekrardan arkadaşlar bu iş böyle olmaz belki yenildik ama gelin savaşı uzatalım diyebilirlerdi. O yüzden bunun arasındaki bağlantıyı da kesmek lazım. Dikkat! Osmanlı Devleti'nin İstanbul'da bulunan özellikle söylüyorum Alman ve Avusturya Macaristan'a ait olan tüm diplomatlar sınır dışı edilecek. Ayrıyeten subayları da sınır dışı edilecek. Buradaki amaç ne? Bizim bloğumuzdaki devletlerle ilişkilerimizi kesmek. Başka bir amaç yok. O zaman bizler de yazalım. Osmanlı Devleti ülkesinde bulunan Alman. Ne oldu? Aha soru gelecek. Alman ve Avusturya, Macaristan diplomat ve askerlerini ne yapacakmış? Sınır dışı edecek. Amaç neydi? Olası bir şekilde tekrar birleşip de tekrar savaşı uzatma ihtimallerini ortadan kaldırmaktır. Hocam tamam mıdır? Tamam. Var mı Mondros? Zaten Mondros'un aklımıza iyi bir şey gelme ihtimali var mı? Yok tabii ki. Bu bir ateşkes. Bir barış değil. Şu an sadece ateşkesler yapıldı. İleride barış görüşmeleri de başlayacak. Şimdi değil. Şimdi burası tamamız arkadaşlar. Mondros müteakeresinden sonra biliyorsunuz ülkemiz işgal edilmeye başlayacak. Ancak dikkat, Mondros müteakeresi imzalandıktan kısa bir süre sonra, yani tarihe lütfen dikkat edelim. 30 Ekim. 30 Ekim'den sonra 3 gün daha koy. 3 Kasım. 3 Kasım'da ne oldu biliyor musunuz? Hemen anlaşmayı yürürlüğe koyan İtilaf Devletleri Osmanlı Devleti'nin Anadolu sınırları içinde olmasa da o zamanlar Osmanlı Devleti'ne bağlı Irak toprakları içinde yer alan Musul'un zaten dibindelerdi. Hemen Musul işgal ettiler. O zaman dikkat, bu soru direkt gelir. Mondros müteakeresi veya Mondros Ateşkes Antlaşması'ndan sonra işgale uğrayan ilk Osmanlı toprağı nerededir? Nere? Musul ya. Sakın burada hata yapmayacaksınız. Bir daha söyleyeyim, o hataya düşmeyeceksiniz. Ha, anladın? Bir daha söyleyelim. Osmanlı Devleti'nin Mondros Ateşkes Antlaşması'ndan sonra işgal edilen ilk toprağı Musul. Çünkü o zaman Musul kime bağlı? Bize bağlı. O yüzden Musul'dur. Ha, sana Anadolu içindeki işgal yerini sorarsa Fransızların yaptığı Hatay Dört Yol işgali. O ayrı. Şimdi o zaman bir harita çizelim mi? Çizelim. Çizelim. Bir bakalım, harita da gösterelim.
Klasik Türkiye haritamızı çizdik Sinan. Şimdi şurada neresi olsun? Burası da İstiklal'e bize bağlı. Nere bura? Musul. O zaman dikkat. Musul ilk işgal edilen Osmanlı neyidir? Toprağı. Osmanlı toprağıdır. Tamam. Peki burayı işgal eden devlet hangi devlettir? İngiltere'dir. İngiltere'dir. Petrol varsa İngilizler, kömür varsa Fransızlar. O zaman düşünelim. Musul denilen yerde petrol varsa İngiliz. Peki bizim coğrafyamızda en çok kömürün çıktığı yer? Zonguldak. O zaman Zonguldak'ı kim işgal etmişti? Anlaşıldı mı olay? Alsasören bir petrol bölgesi miydi, bir kömür havzası mı? Kömür havzası. İnsanlar sanayilerini bazılarını petrolle, bazılarını kömürle kurarlar. O yüzden mesela Fransa hayatı boyunca ilk sanayileşme hamlelerini neyle kurdu? Kömürle. Ama İngiltere artık petrole dayalı bir sanayi kuruyor. Dikkat! Şimdi gelelim. Bu ilk işgal edilen yer değil. Sadece mantığını anlatmak için böyle yazdım. Dikkat edelim. İlk işgal edilen toprağımız neresi? Hatay, Anadolu içinde. O zaman bizler de yazdık. Hatay'ı işgal eden ülke? Fransa. Ben açtım parantez. Anadolu'da işgale uğrayan. Buraya dikkat. Uğrayan ilk toprak parçamızdır. Fransa tarafından işgal edildi. Şimdi dikkat. Bura Musul'a benzemez. Fransız efendi. Elbet Hatay'a gelince, buraları işgal etmeye başlayınca, özellikle işte Reyhanlı, Kırıkan, bu bölgeleri işgal etmeye başlayınca halk elbet ki buna tepki verecek. Özellikle değerli arkadaşlarım, bir kişi çıkacak, Kara Mehmet Çavuş, ve burada ilk kurşunu atacak. Şimdi yıllardan beri bildiğiniz bir yanlışı düzeltelim. Hazır mısınız? Evet. Bir, memleketteki bu öğrencilerin yarısından çoğu ilk işgalleri İzmir biliyor yanlışlıkla ve ilk kurşunu atanı da Hasan Tahsin olarak biliyor. Doğru mu? Arkadaşlar doğruluğu şöyle. Hasan Tahsin, Güneybatı Anadolu dediğimiz İzmir'de kurşun atmıştır. Anlaşıldı mı? Yani şu bölgede ilk direnişi başlatmıştır. Ama Anadolu'da ilk işgal edilen Hatay toprağı ve Dört Yol toprağı olduğuna göre mantıken Mondros Mütakeresi'nden sonra başlayan işgallere karşı ilk kurşunu atan kimdir sorusunun cevabı Kara Mehmet Çavuş'tur. Tamam. Olaya dikkat dinleyelim. Kara Mehmet Çavuş'tan yaklaşık olarak söyleyeyim ben size. Anlamanız için söylüyorum derler. 7-8 ay sonra Hasan Tahsin İzmir'de kurşun atacak. O zaman mantıken ilk kurşunu kim attı? Bir dakika. İlk kurşun anıtı nerede? Hatay'da. Adam oraya niye böyle bir anıt yapsın ya o zaman? Niye son kurşun dememiş de ilk kurşun demiş? Anlaşıldı mı? O zaman ilk kurşunu atan kim? Buraya not olarak söylüyorum. İlk kurşunu atarak Hatay Dört Yol'da direniş başlatan, Dört Yol'da direniş başlatan kimmiş? Kara Mehmet Çavuş'tur. Kara Mehmet Çavuş'tur. Var mı sıkıntısı olan? Güzel. Peki bak buraya. Nereler işgal edildi? Şimdi geri alalım meseleyi. Sadece buralardan bahsetmeyeceğim. Birçok yer işgal altı. Örnek Kars bölgesini işgal edenlere bakalım. İngilizler. Anlatacağım. İngilizler. Bu bölge Samsun ve civarını gene hangileri işgal ediyor? Şimdi dur. Bir adam Kars civarını işgal ediyorsa İngiltere, bu işgalden sonra burada hangi devletin kurulmasını kolaylaştırmak için işgal ediyor? Peki İngilizler Samsun-Trabzon bölgesini işgal ediyorsa, merkezi Samsun olmak üzere ne kurmak için istiyorlar burada değerli arkadaşlar? Hangi Rum'u? Pontus Rum. Anlaşıldı mı? Evet işgal var. İngiliz işgal diyor ama İngiltere kendine katamaz. Hepinize soralım. İngiltere bizim topraklarımızı ilhak edebilir mi? Hayır. Edemez. Çünkü sınırımız yok. O yüzden mecbur buraları işgal ediyorsa birilerine bırakmak için işgal ediyor. Yani birine Ermenistan'a Kars bölgesini, diğerine Samsun-Trabzon bölgesini Rumlara bırakmak için. Gelelim bu tarafa. Aşağı tarafa doğru ise değerli arkadaşlarım gene burada hangi işgaller var? Vilayet-i de Ermenistan işgalleri var. Ermeni işgalleri. Yine aşağı tarafa doğru döndükçe değerli arkadaşlarım bu bölge. Şimdi buraya dikkatçe dinleyin. Buraya dikkatçe dinleyin. Şöyle ben bir şöyle yapayım. Tamam. Şöyle de alayım. Anadolu'nun güneyini dikkat edelim. Önce hangileri? İngilizler.
Yani Maraş, Antep, Urfa diyoruz ya. Hep akla Fransa geliyor. Hayır. Önce kim işgal etti? Ancak daha sonra İngiltere Fransa ile yapmış olduğu müzakereler sonucunda bu bölgeleri kime bırakmıştır? Fransa'ya. O yüzden Antep'te önce İngiliz işgali var, sonra hangi işgal var? Fransız. Maraş'ta önce İngiliz var, sonra Fransız. Bu şekilde. Urfa'da da aynı şekilde. O yüzden önce İngilizler, sonra Fransızlar. Bunlara bırakılmıştır. Peki, gelelim buraya. Anadolu'nun güneybatısı, yani Muğla'dan, buraya değil mi? Anadolu'nun biraz daha şu kısmına bakalım. Buradan Konya'ya kadar işgal eden bir millet var. Kimlermiş bakıyoruz? İtalyanlar. Dikkat, dikkat. Anadolu'nun Doğu Trakya denilen Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'dan aşağı İzmir bölgesine kadar işgal edenlere lütfen dikkatçe bakalım. Aa! Aa, gizli anlaşmalarla güya İzmir ve çevresi kime verilmişti? Bir şey olmuş ki, doğru mu? İtalya'dan alınıp kime verilmiş? Yunanlılara verilmiş. Dikkat. Şimdi ben size burada bir şey anlatacağım. Peki Yunanlılar Trakya bölgesine, İzmir ve çevresini Muğla'ya kadar işgal etmelerindeki temel amaç işgal midir, ilhak mıdır? İlhak. Niye? Çünkü senin Yunanistan'da neyin var? Kara sınırın var. Kara sınırın varsa Yunanistan neyi hedefliyor? Megalida. Megalida ne demek? Büyük Yunanistan. Amaç ne? Eski Bizans İmparatorluğunu tekrar diriltmek. Doğru mu? O zaman dikkat edelim. Şurası Yunanistan değil mi hocam? O zaman Yunanların amacı ne? Şöyle buradan böyle toprakları ne yapmak? Genişletmek. Dikkat. O zaman mantıken şu aramızdaki bulunan sınır ne olur? Kalkar. Sınır kalkarsa ne olur? Yunanistan buradaydı. Büyüdü. Ta buraya kadar geldi. O zaman buranın amaçladıklarının adı neymiş? Megali? İda. Ne demekmiş Megali İda? Büyük Yunanistan. Ya da Büyük İdeal. Büyük Yunanistan. Anlaşıldı mı? Peki bu Yunanistan böyle yaparsa, ilhak ederse ne olur? Büyür. Peki hepinize soru. Biz Yunanlılara İzmir ve çevresiyle Trakya bölgesini verir miyiz? Vermek ister miyiz? Arkadaşlar işgal mi, ilhak mı? İlhak kendi sınırına katmak değil mi? O yüzden dikkat edelim. İleride kuracağımız cemiyetin adına dikkat. Reddi, ilhak. Ne demek? İlhak olunmayı reddediyorum. Yani ey Yunanistan, sana katılmayı reddediyorum. O zaman yararlı bir cemiyet değil midir bu? Reddi, ilhak. Mantığını çözdük mü arkadaşlar? Adamların amaçları topraklarını büyütmektir. O yüzden bu bölgeyi İtalya'dan alıp kime verilmiştir? Yunanlara verilmiş. İleride anlatacağım. Niye İtalya'dan alınıp Yunanlara veriliyor? Yunanların hedeflerini söyledik. Megalida, bunları bilin. Var mı sıkıntısı olan? Peki geriye kalan bölgeler kime kalmış? Bize kalmış. Çorum, Çankırı, Yozgat, Kırşehir, Nevşehir, Bolu, Eskişehir'in bir kısmı, işte Sinop'un bir kısmı, Kastamonu'nun bir kısmı. Bunların hepsi Düzce bölgesi. Yani klasik olarak bilinen İç Anadolu bölgesi kime bırakılıyor? Osmanlı Devleti'ne bırakılıyor. Buraya bir dikkat edelim. Buraya bir dikkat. Dikkat. Şurada biliyorsunuz değerli arkadaşlar, bizim neyimiz var ayrıyetten? Şu bölgede, diyelim boğazları şuraya çizeyim, anlayın diye şey yapıyorum. Burada boğazlar var. Dikkat, boğazlar bütün devletleri ilgilendirmiyor mu? Evet. O yüzden itiraf devletleri boğazlar bölgesini ortaklaşa işgal etmişlerdir. Aa, burada gitti. Hayırlı uğurlu olsun. Peki, İstanbul'a ne oldu? İstanbul'a. Lan İstanbul, ya boğaz abi, boğazı işgal eden adam itiraf devleti ortaklaşaysa mantıken İstanbul'da işgal edenler aynılar olmayacak mı? Yine İstanbul'da nasıl işgal ediyorlar? Dikkat edelim. Olay bu. İleride işgal edecekler. Şimdi değil. Ama şimdiden göstereyim ki büyük tabloyu görün. Bak buraya bak. Memleketin evladı. Bu topraklardan günümüze şu toprakları kaldırmayı başarabildik. Anca. O yüzden bu topraklardan, vatan topraklarından fark ettiyseniz kırpılma var. Şu an Musul bizde değil, Batum bizde değil. Ama gene de Nisak-ı Milli diye, milli sınırlarımız diye nitelendiren çoğu yere ulaştık. O yüzden bundan sonraki temel görev bu toprakları korumaktır. Zaten Osmanlı 3 kıtadan darala 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 Anadolu'ya hapsolduk. Hapsolduk derken yanlış anlaşılmasın bu kelimem. Yani daha büyükken daha küçüğe razı bırakıldık. Ama Allah'tan şu an bir vatanımız var da bu vatan topraklarında bunları anlatabilme ismimiz, anlatabilme lüksümüz var. Ben o yüzden diyorum ki biz bunları anlatabiliyorsak gerçekten çok büyük mücadeleler verilecek. İleride de anlatacağım. Bu Mondros'tan sonra lütfen genel duruma şöyle bir bakalım. Bir daha söyleyeyim. Doğu Trakya, İzmir çevresi Yunanistan. Kars bölgesi Ermenilere vermek için İngilizler.
Trabzon Samsun'a valisi İngilizler Pontus Rum devleti kurulması amacıyla yine işgal eden İngilizler. Kömür olduğu için Zonguldak gene kim tarafından işgal edildi? Fransa. İlk işgale uğrayan Osmanlı toprağı İngilizler tarafından Musul. İlk Anadolu'da işgal edilen toprağımız Hatay Dört Yol. İlk kurşunu nerede attık? Dört Yol. İlk kurşunu atan vatanseverimiz Kara Mehmet Çavuş. Anlaşıldı mı arkadaşlar? İşte genel tablomuz Mondros'tan sonra budur. Şimdi Mondros'tan sonra tabii başlayan işgallere karşı bizler ne yapacağız? Bir. Bu işgallere karşı çıkanlar olacak. Doğru mu? Evet. Bu işgallere karşı çıkmayıp destekleyenler olacak. Bu işgal edilen her yere kim işgal edildiyse onun adamı gelecek. Örnek, Kars'ı Ermeni, İngilizler işgal ediyor. Kimin işgal ediyordu? Ermeniler. O zaman Ermenistan'dan Kars'a ne getirilecek? Ermeni getirilecek. Yunanlar İzmir ve çevresini işgal ettiğine göre Yunanlılar Yunanistan'dan ne getirecek? İzmir, Yunan getirecek. Amaç ne peki? Çünkü ne kadar Yunan fazla olursa, ne kadar Türk az olursa hem Yunan Türk askeri ve bakımdan yok edebilir hem de Wilson maddesi vardı, 12. madde. Hatırla bakayım 12'yi. Osmanlı'nın içinde yaşayan azınlıkların çoğunlukta olduğu yerler azınlıklara, Türklerin çoğunlukta olduğu yerler Türklere verilecek. Peki mantıken azınlık kelime manası olarak az olan demek değil mi? Evet. Zaten Wilson'ın o maddesi zaten baştan sona yanlış. Bakın bir maddeye lütfen dikkat edelim. Azınlıkların nüfusça çoğunlukta olduğu yerler. Lan azınlık ne demek? Senden az olan demek zaten. Adam diyor ki azınlığın nüfusça çoğunlukta olduğu yerleri bırakacağım. Şimdi hepinize soru. 81 ilde de Rum olabilir mi bizim şu an? Olabilir. Peki Yunanistan dese ki bütün Yunanlar nereye gelsin? İzmir'e. O zaman buradakiler hop nereye geliyor? İzmir'e. Böylelikle İzmir'deki Yunan nüfusu azınlıktan çoğunluğa doğru dönmeye çalıştırılacak. Böylelikle adamlar ne diyecek? Bak kardeşim Wilson ne diyordu Wilson? Azınlıkların nüfusça çoğunlukta olduğu yerler bizim değil mi? O zaman savaşa gerek yok. Bak, sayım yapın bizim diyecekler. İşte o zaman biz ne yapacağız? Bir, bölgeden göç edersek bunlar orayı alır mı? Alır. Nüfusça bunlar çoğalır mı? Çoğalır. O zaman bizim amacımız ne? Bölgelerimizi savunmak. O yüzden kim nereye işgal etse önce bölgeleri savunmak amacıyla cemiyetler kuracak. Sonra cemiyetler ellerine silah alacak. Kuvayi Milliye'yi ortaya çıkaracak. Kuvayi Milliye'den sonra Mustafa Kemal bu birlikleri düzenli ordu haline getirecek. Aşama aşama gidiyor. Bir anda her şey olmuyor değerli arkadaşlarım. Var mı sıkıntısı olan? Peki. Şimdi size bir soru. Saint-Jean de Maurienne. Hatırlayalım. Bir gizli anlaşmaydı. Ve bu gizli anlaşmaya göre İzmir ve çevresi kime bırakılmıştı? İtalya. Şimdi İtalya'dan nasıl Yunanistan'a geçti? Niye geçti? Arkasında kimler var? Neden Yunanistan? Sorularına cevap arayacağız. Hazır mıyız? O cevabı aramak için de bize ne lazım? Bir konferans lazım. Paris Barış Konferansı. Doğru mu? 18 Ocak 1919. İşgaller başladı fark ettiyseniz ve Ocak ayına geldi. Bu arada dikkat, biliyorsunuz değerli arkadaşlar imzaladığımız anlaşmanın türü ateşkes. O zaman ne olacak? Kalıcı bir barış anlaşması yapılacak. Ve bu kalıcı barış anlaşması itiraf devletleri yenen devletlerle yenilen devlet arasında olacağından dolayı değerli arkadaşlarım bir konferans toplanmasına karar veriliyor. 18 Ocak 1919'da başkanlığını son kez Woodrow Wilson yani Amerika Birleşik Devletleri'nin yapmış olduğu konferans Fransa'nın başkenti Paris'te toplandı. Paris Barış Konferansı'na bizler davet edilmedik. Gene de temsilci yolladık ama direkt olarak bir davet yok. O yüzden itiraf devletleri kendi aralarında ne yapmıştır? Toplanmışlar. Kaç devlet vardı? İtiraf devletleri en sonunda 32 devlet. O zaman 32 devlet nerede toplandı? Paris Barış Konferansı. Amaç ne? Yenen devletlerin yenilen devletlerle yapılacak olan barış görüşmelerinin şartlarını belirlemek. Doğru mu? Ve belirlendi mi? Evet. Mesela Almanya ile Versay diye bir barış anlaşması yapıldı. Macaristan'la Trianon, Avusturya ile Saint-Germain, Bulgaristan'la Neuilly. Dikkat! Osmanlı Devleti ile ilgili bir barış anlaşması yapılamadı. Bakın bir daha söylüyorum. Savaşa girdiğimiz, daha sonra Avusturya Macaristan ikiye ayrıldığı için söylüyorum. Avusturya, Macaristan, Almanya ve Bulgaristan'la barış anlaşmaları yapıldı kalıcı. Ancak bizimle yapılamadı. Niye? Niye ya? Bir şey olmalı. Hala toprakları paylaşamıyor. Bakın önce İngiliz sonra Fransız, doğru mu? Oradan o çıkıyor, oradan o girmesi kararlaştırılıyor. İzmir ve çevresi İtalya'dan alıp Yunanistan'a veriliyor. Dikkat, konferans devam ederken İngiltere şöyle kafayı bir çalıştırdı. Dedi ki ben bu toprakları yani İzmir ve çevresini İtalyanlara verirsem. Lan İtalya öyle ya da böyle bir rakibim. Ayrıca Birinci Dünya Savaşı'nda taraf değiştirdi. Yani güven olmaz. Bugün bana taraf olan yarın o tarafa da taraf olur. Diyerek
Dedik kardeşim benim kukla bir devlete ihtiyacım var. O zamanlar İngiltere'nin yine kuklası kim? Yunanlar. O yüzden dikkat. Bu bölgeler yani İzmir ve çevresi İtalya'dan alınıp kime verilmiştir? Yunanistan'a. Amaç ne? İngiltere'nin amacını söyleyeyim. Bir, İzmir ve çevresinde güçlü bir İtalya olmaksa zayıf bir ve kendine bağlı bir Yunanlar olması. Bir daha söylerim. Neden İngiltere İtalya'dan alınıp Yunanistan'a verilmesini desteklemiştir? Sebep Akdeniz'de, o zaman biliyorsun Ege diye bir şey yok, burası Akdeniz. Akdeniz'de güçlü bir İtalya olmaktansa zayıf bir manda gibi yani. Yunanistan olması. Evet, aynen, mandacılık yapılıyor burada. Dikkat. Peki İtalya gizli anlaşmalarla kendisine verilen bu maddenin değiştirilmesi üzerine masayı terk ediyor. Yani salonu terk ediyor. Bu ne demek? İtilaf devletleri arasındaki ilk kez görüş ayrılığı nerede yaşandı demek? Paris. Direkt sınav sorusudur. Bir daha söylüyorum. İtilaf devletleri arasında ilk kez görüş ayrılığı nerede oldu? Paris Konferansı. Peki hepinize sorum. Paris Barış Konferansı'ndan sonra 4 devletle barış anlaşması yapılmadı mı? Sayalım. Almanya'yla Versay, Bulgaristan'la Neuilly, Avusturya'yla Saint Germain, Macaristan'la Trianon. İleride de farklı bir barış konferansı olacak. Orada da Osmanlı'yla yapılacak. Şimdi oraya gelmiyoruz. Bu 4 tane barış anlaşması günümüzde var mı? Var mı Sinan? Var mı? Versay var mı? Yok. Lan var mı? Yok tabii. Trianon var mı? Yok. Sevr var mı ileride bizim imzamızda? Yok. O zaman mantıken bu barış anlaşmaları bir şeye çare olmuş mu? Kalıcı olabilmiş mi? Olamamış. O yüzden kalıcı olamadığından dolayı dikkat. Birinci Dünya Savaşı'nın sonuçları akabinde İkinci Dünya Savaşı'nın nedenlerini oluşturuyor. O yüzden şunu söyleyebilir miyiz? Bu Paris Barış Konferansı'na alınan kararlar yaraya merhem olmamıştır. Yani insanların sınırlarını tam çizememiştir. Milliyetleri ayıramamıştır. O yüzden Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra yapılan ateşkes antlaşmaları barıştan daha kıymetli olmuştur. Ne demek istiyorum? Barışa son veren barış diye bir kelime gelirse bunun cevabı Paris Barış Konferansı. Lütfen şu kelimeye dikkat edelim. Barışa son veren barış. Niye? Herkes bir ümitle gitti Paris Konferansı'na ama kimse istediğini alamadı. Bir İngiltere Fransa alacak. O yüzden barışa son veren barış nedir? Paris. Bu direkt sınavda soru olarak gelir. Bak bu kelimeme dikkat edeceksiniz. Barışa son veren barış diye nitelendirilen konferans hangisi? Cevap Paris Barış Konferansı. O zaman biz şu Paris'i toplayalım. Hazır mıyız? Bir, İtilaf devletleri yenilen devletlerle yapılacak olan barış görüşmelerinin şartlarını belirlemek amacıyla toplandı. Belirlemek amacıyla ne olmuştur? Toplandı. Evet. Osmanlı delege gönderdi ama direkt olarak katılmadı. Devam edelim. Bu konferans sonucunda şöyle bir şey çizelim. Sinan korkutuyor beni vallahi. Öyle mi diyor? Bu konferans sonucunda şöyle bir çizelim 4 tane. Almanya, Avusturya, Macaristan ve Bulgaristan. Doğru mudur? 4 tane devlette bir barış anlaşması. Evet buyurun. Almanya ile imzalanan barış anlaşmasının adı Versay. Çok kötü bir anlaşmadır bu arada. Avusturya ile imzalanan Saint Germain. Güzel. Macaristan'la imzalanan Trianon. Ve Bulgaristan'la imzalanan Neuilly. Doğru mudur hocalarım? Evet. Osmanlı nerede? Osmanlı. Bak buraya. Osmanlı devleti yok. Niye yok? Sınırlarımızı daha kendi aralarında paylaşamadıkları için yok. Doğru mu? Peki bu konferansta nereye veriliyordu? Bu konferansta daha önce gizli anlaşmalarla İtalya'ya verilen İzmir ve çevresi kime bırakılmıştır? Yunanistan'a bırakıldı. Güzel. Peki buradaki İngiltere'nin amacı neydi? İngilizlerin
bu bölgeleri İtalya'dan alıp, pardon, Yunanistan'dan alıp, yok lan, İtalya'dan alıp, ver bakayım seni. Ooo, Blum, dilenci peçetesi. Hadi bakalım. İngilizler bu bölgeleri İtalya'dan alıp Yunanistan'a vermesinin temel sebebi Akdeniz'de güçlü bir İtalya olmaktansa, güçlü bir İtalya olmaktansa kendine bağlı, doğru mu? Yunanistan'ın olmasını istemesidir. Burası tamam mıdır? Çünkü çıkarlarına ters. Çünkü adam Akdeniz'e hakim olursa ileride İngilizlerin Mısır'ına girebilir mesela. Yani sömürgelerini rahatsız edebilir. O yüzden İtalya'dan alıp Yunanistan'a veriliyor. Evet, bu anlaşmanın özellikle önemli bir şey neydi? Barış'a son veren barış. Lütfen bu kelimeye çok dikkat ediyorsunuz. Anlaşıldı mı? Biliyorsun ben bir şey söyledim mi ne yapacaksın? Dikkat edeceksin. Niye? 15 seneden beri bu işi yapıyorum. Yakalayamadım. Soru tipi yok. Hele ki son müfredata göre anlatıyorum ki bu müfredat 2 sene daha geçerli neredeyse. 2 sene boyunca girecek her öğrenci. Bu sene gelmezse bile öbür sene gelebilir. Farklı sınavlara da gelebilir. Şimdi ben AYT diye anlatıyorum. KPSS'de çıkabilir mi? Çıkabilir. Milli Savunma Üniversitesi çıkabilir mi? Çıkabilir. Bankacılık sınavı her şeyde çıkabilir. Çünkü tarih değişmiyor. Her şey inkılap tarihi aynı. O yüzden buraya dikkat. Burada bir şey anlatacağım. Bu konferansın başkanlığını yapan Amerika Birleşik Devletleri'dir. Ve Amerika Birleşik Devletleri'nin o zamanki başkanı Woodrow Wilson'dır. Peki Wilson ne demişti? Kusura bakmayın arkadaşlar. Kürsüye geldi Wilson. Dedi ki arkadaşlar bugün benim Avrupa'da son günüm. La niye dediler? Ben geri gitmek zorundayım çünkü 1823'te James Monroe eski başkanımız Monroe doktrini yayınlamıştı. Yani yalnızlık politikasını. O yüzden ben Avrupa içlerine karışmamaya yemin ettim. Çünkü benim dış politikam bu diyerek ben gidiyorum dedi. Yani dedi ki burada neye karar versek benim gözümün önünde karar verilecek çünkü ben gideceğim dedi. O zaman dikkat. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Woodrow Wilson'ın yayınlamış olduğu 14 maddelik Wilson ilkelerinde. Hatırla bakalım. Devletlerin kendi aralarındaki sorunların çözümü için uluslararası bir teşkilat kurulacak kararı alınmıştı Wilson'da. İşte bu bugün yani 18 Ocak günü kuruldu. Bu kuruluşun adı Cemiyeti Akvam. Diğer adıyla hepimizin bildiği adıyla Milletler Cemiyeti'dir. Peki Milletler Cemiyeti'nin o zaman değerli arkadaşlar kurucusu kimdir? Değil. Şimdi dikkat. Milletler Cemiyeti'nin kurulmasının kararını alan Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Wilson'dur. Doğru. Ancak Wilson şimdi nereye gidiyor? Kendi ülkesine. O yüzden diyor ki ben bu teşkilatı kurma kararını aldım. Daha önce bir laf ettim ama ben bu teşkilatın içinde olmayacağım. Çünkü benim doktrinim gereği yani Monroe doktrini gereği ben bütün siyasi kurumlardan uzak durmalıyım. O yüzden sonuçta bu da kurulacak bir devletler arası organizasyon. O yüzden ben bu organizasyonun içinde yer alamam dedi. Ve Milletler Cemiyeti'nin kurulmasının normalde karar alan Amerika bu cemiyetin içinde yoktur. Anlaştık mı? O zaman dikkat. Paris Barış Konferansı'nda ne kuruldu? Milletler Cemiyeti kuruldu. Ama cemiyetin içinde kim yok? Bu konferansta yazalım. Milletler Cemiyeti kuruldu. Doğru mudur? Evet. Milletler Cemiyeti kuruldu. Diğer adıyla neydi bu cemiyetin adı? Cemiyeti Akvam. Peki kim yoktu içinde? ABD bulunmaz. Anlaşıldı mı? ABD yok. ABD yok. Peki. Lütfen tarihe bir dikkat edin. Bu arada bir peçete verin ya. Vallahi acayip gene sıcakladım burada. Maşallah bizim klima da hep sıcağa çalışıyor. Hiç bunun soğuk versiyonu yok mu arkadaş ya? Çalışmıyor da işte bir soğuğu çalışmıyor mu diyor. Şuna bak Allah'ını seversen. Görüyor ha? Tere bak tere. Ulan 3 saatlik sınavda bu kadar terlemiyorsunuz. Vicdansızlar Haziran ayında benim terlediğim kadar. Evet. Alın geniş, görüyorsunuz. Şimdi
Sinan, tahtaya bir bak bakayım. Bak. Paris Barış Konferansı'nın bana tarihini söyle. 18 Ocak. Peki. İzmir'in işgalini söyle. 15 Mayıs 1919. Çok güzel. Şunu 18 yerine 15 Ocak diyelim. 15 Ocak'tan 15 Mayıs'a kadar bir sayalım. 3 ay. Şubat, Mart, Nisan, Mayıs. 4 ay. O zaman mantıken düşünelim. İzmir ve çevresi kime verildi? Yunanlılar. Peki nasıl alındığını biliyor musunuz? Hani Amerika Birleşik Devletleri Başkanı ne dedi? Ben bugün burada son günüm. Ne getirecekseniz getirin önüme dedi. Hatırlayın bakalım. Bunun üzerine Yunanistan'dan gelen heyet ne getirdi biliyor musunuz? Ver bakayım şunu. Bir tane bir şey ver. Ver. Dedi ki kardeşim, Yunan heyeti geldi, Amerika Başkanı Wilson'a ne sunuyor biliyor musunuz mu? Sayın Wilson diyor. Siz demediniz mi diyor Wilson ülkelerinin 12. maddesine Osmanlı Devleti'nin içinde yaşayan azınlıkların nüfusa çoğunlukta olduğu yerler azınlıklara bakılacak. Dedi ki Wilson evet. İşte ben de zaten bu uygulanıyor mu kontrol etmeye geldim. Tamam. Bak bakayım diyor. Böyle bir tane dosya veriyor. Bu dosyanın içini açıyor. Şurada bir notların kısmını açayım ben. Bakın diyor. Biz diyor sayım yaptırdık diyor Osmanlı içinde. Dikkat edin. Eski adı İzmir'in Simirna'dır. Simirna yazıyor burada. Türk nüfus 30 bin. Rum nüfus 55 bin. Musevi nüfus 2 bin. İşte Ermeni nüfus 3 bin. Böyle gidiyor. Bakıyor Wilson. Tamam diyor. Çeviriyor arka sayfayı. Manisa. Çeviriyor arka sayfayı. Edirne. Çeviriyor. Kırklareli. Çeviriyor. Tekirdağ. Afyon. Kütahya. Aydın. Çanakkale. Ulan hepsinde mi Rum üstün? Vicdansızlar. La bu belgeler sahte. Sahteden belge düzenlemiş. Yunan heyeti gelmiş kimin önüne sunuyor? Amerika Başkanı Wilson'ın. Wilson nereden anlasın ya? Çeyrek altın mı bu dişine şey yapıp da sahte olup olmadığını anlayacaksın. Bu da diyor ki bunlar Osmanlı mı? Evet. Bakın görüyorsunuz diyor. Osmanlı nüfus kayıtları. Biz diyor üstünüz. Bunun üzerine diyorlar ki kusura bakma İtalya. Ben sözümü yemem diyor Amerika Başkanı Wilson. Buna göre diyor buralardaki Rum nüfusu fazla olduğuna göre benim de 12. maddem buna elverişli olduğuna göre buralar sana ne yapılamaz verilemez diyor. Bakın İtalyanlara farklı bir yer veriliyor ve burayı Yunanlar alıyor. Anlaşıldı mı? Bu tezi destekleyen devlet kim oldu? İngiltere oldu. İngiltere ne dedi? Bakın diyor doğru söylüyorsunuz diyor. Çünkü onun kafasında ne var? Orada güçlü bir İtalya devleti olması onlar için sakıncalı. Anlaşıldı mı burası? Yani Yunanistan neyle? Sahte belgelerle ne yapmıştır? Kandırmıştır. Bunu bil. Sahte belgelerle kandıracak. Var mı sıkıntısı olan? Peki. İzmir ve çevresinin Yunanistan'a verilmesinden sonra 4 ay boyunca hazırlık yapan Yunanlılar 15 Mayıs gününe geldiler. Hatta bir gün gecesine gideyim. 14 Mayıs gecesine gideyim. Değerli arkadaşlarım 14 Mayıs'ta haberler geliyor. Yunanistan adalarından ve Yunanistan'dan çıkan gemiler konağa gelecek. Orada işte pasaport iskelesi var, o var, bu var. Yani kordon boyuna gelecekler, buraya limanlayacaklar ve İzmir'i işgal edecek. Bu haberler geliyor bu arada. Bunun üzerine derler Kuku Beşer gazetesi, İzmir'in yerel bir gazetesidir. Orada çalışan bir başyazar var. Bu başyazarın gerçek adı Osman Nevruz Bey'dir. Tamam? Ama biz onu takma adıyla tanıyoruz. Hasan Tahsin. Lütfen Hasan Tahsin dikkat edin. Hasan Tahsin 14 Mayıs gecesi. Daha işgal edilmemiş İzmir. Ama haberler geliyor işgal edilecek haberleri. Bunun üzerine Yahudi mezarlığı vardır. İzmir'de Maşattık diye geçer bölgenin adı. Maşattık'ta halk toplanıyor. Komple toplanıyorlar. Yani İzmir'in işgali daha işgal edilmeden protesto ediyorlar. Protesto gösterilerini yapan Hasan Tahsin de orada. Bir konuşma yapıyor ve konuşmanın sonucunda yarın sabah kendi çevresine bunu söylüyor. Eğer Yunan askerlerinden kim ilk önce çıkarsa onu vuracağına yemin ediyor. Tamam? Ve o gece yatıyor ki sabaha kadar bekliyor Hasan Tahsin. Ya bu adam gazeteci belki hiçbirimizin aklına gelmez doğru mu? Ve bekledikten sonra Yunanlar geliyorlar o kordonun olduğu kısma. İzmirliler biliyor şu an ne anlattığımı. Karaya ayak basıyorlar. Bu arada İzmir komple süslenmiş biliyor musunuz? O konak meydanının olduğu taraf var ya kordon boyu. Her taraf Yunan bayrağı. İzmirliler bekliyor. Kalabalığın arasında duran Hasan Tahsin ilk önce çıkan rahipleri vurmadı. Çünkü din adamıdır diye vurma. Din adamları önde böyle tütsüye tütsüye gidiyor. Onlar haç işareti çıkartıyorlar ya. Onlar önde gidiyor. Onlar ellemedi. Arkasından Yunanistan bayrağını tutan bir binbaşıyı yaklaşık 4-5 el ateş ettikten sonra indirdi. Peki sen daha karaya yeni ayak basıyorsun.
Yeni bir ayak basmayla çat 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 kurşun sesleri geliyor ve binbaşın orada yere yığılıyor. Yunanistan bayrağı yere düşüyor. Sen Yunan olsan diğer gemide bekleyen Yunanlar çıkar mı hemen korkularından? Çıkmadı. Bir yandaki şöyle bir hayal edin bakayım kordondaki bir kaosu. Herkes birbirine bakıyor kim kime bakarken en sonunda Yunan askerleri bunun işlerinden kaçmaya çalışan Hasan Tahsin'i maalesef ki Saat Kulesi'nin olduğu yer var ya İzmir'de ünlü. O Saat Kulesi'nin oraya yakın bir yerde yakalıyorlar. Ve yakalandıktan sonra Hasan Tahsin'imizi şehit ediyorlar. Dikkat! Hasan Tahsin Güneybatı Anadolu'da ilk kurşunu atarak Güneybatı Anadolu dediğimiz İzmir ilinde ilk milli mücadeleyi başlatan kişidir. Doğru mu? O zaman bana sınavda İzmir'de ilk kurşun atan derse Hasan Tahsin veya Güneybatı Anadolu derse gene kim? Gene Hasan Tahsin'dir. Ruhu şad olsun. Allah rahmet eylesin. Çünkü o ilk kurşunlar arkadaşlar ilki sıkmak zordur. Doğru mu? Evet. Sınavlarda da ilk soruyu cevaplamak zordur. Toplayamazsın bir türlü kafanı. Maraş'ta sütçü imamlar. Bunlar kolay insanlar. Bunlar ilk kurşunları atarak zaten tarihsanelerine isimlerini kazıdık biz. İlk kurşunu atmak zordur. Çünkü ondan sonra büyük bir defa direniş başlıyor. Biz de böyle ya. Hocaya soru sormayan herkes utanır. Hoca der ki soru sormak isteyen var böyle bekleriz. Sonra bir tanesi cesaretle hocam sor. Ondan sonra herkes soru sormaya başlar. İşte bunun ilkini başardığı için bu adamlar tarih sahnesinde. Hasan Tahsin gibiler. Devam. Ve kordon biliyorsun çok uzun bir yer. Yunanlılar özellikle bir üst düzey subayının vurulmasının ardından bölgede Türk bayrakları asmayan otel, konak, restoran işte aklınıza gelebilecek yerlere baskın düzenlemeye başladılar. O kıyı şeridini şu an biraz farklı bir yer alındı ama eskiden orada subay yeri vardı. Var ama şu an o farklı bir yerde tam orada değil. Orayı ne yaptılar dersen ordu evini bastılar ordu evi. Şimdi Ela sen ordu evine kafana göre girebiliyor musun Türk olmana rağmen? Asker yakın olacaksın veya asker olacaksın değil mi? Bakın ordu evine girdi Yunan askerleri ve ordu evindeki 13 askerimizi şehit ettiler. Direnen. Ve ardından da ordu evinin bir komutanı var elbet. Ve bu komutan değerli arkadaşlarım Süleyman Fethi Bey. Süleyman Fethi Bey'i Hasan Tahsin'in şehit edildiği yere getirdiler. Ve dediler ki bak sonun böyle olur. Hasan Tahsin'i göstererek. Böyle olmasını istemiyorsan bizim dediklerimizi bir kere tekrar edeceksin. Tekrar et kurtul dediler. Tercümanlar da var. Yunanlar Türkçe biliyorlar biliyorsunuz yani öyle şey değil. Ve bunun üzerine de herkese Süleyman Fethi Bey dediler ki Zito Venizelos diyeceksin dedi. Tercüme ettiler. Ne demek Zito? Yaşa. Venizelos kim? O zamanlar Yunanistan'ın başbakanı. Yani bizim bir Osmanlı subayı ne diyecekmiş? Zito Venizelos. Yani yaşa Yunanistan başbakanı diyecekmiş. Allah için konuşalım. Hangi subayımız der? Şu an der mi? O kan aynı kan da o yüzden demez. Anlaşıldı mı? Heh. O günün denemeyen subaylar bugün de demez. Rahat olun. Tabii ki denemedi. Ama her demediğinde süngülendi. Yani o biliyorsunuz tüfekten öndeki o sert bıçağın adı süngü. Bir süngülendi. Diyor musun dediler demiyorum. Bir daha süngülendi. 22. süngü darbesiyle şehit edildi. Bu adamın adı Süleyman Fethi Bey'dir. Bu adamın adını bilmek zorundasınız. Aynı Hasan Tahsin gibi kıymetlidir. Adam yaşa başbakan, yaşa Venizelos demediği için şehit edilmiştir. Bunları bilmezsek ne olacak arkadaşlar? Sınavda bilmenize gerek yok. Bunlar normalde de bilmeniz lazım. O yüzden İzmir'in işgali değerli arkadaşlar birçok şeyi ateşlemiştir. İzmir'in işgali her yerde protesto edilmiştir. Neden? Söyleyeyim mi? Hatay'ın işgali niye her yerde protesto edilmedi? Hatay ilk işgal edilen yer. Doğru mu? Evet. Söyleyeyim mi? Hatay'ın işgali niye Türkiye'nin her tarafında protesto edilmedi de İzmir'in işgali protesto edildi? İzmir, hadi bakalım. İzmir ilhak edilmek üzere. Hatay işgal, İzmir ilhak. Bakma sen İzmir'in işgali diye bir kelime kullandığımıza. Hatay işgaliden Fransa burayı kendi topraklarına katabilir mi? Katamaz. 10 sene, 20 sene, 30 sene, 40 sene burada kalır elbet bir gün defolur gider mi? Evet. Gider. İnsanlar bunun bilincinde mi? Evet. Ama İzmir'i işgal etmek istemiyorlar ki kendi topraklarına katmak istiyorlar. O yüzden burada sıkıntı var. O yüzden buranın işgali İstanbul'da, Sultanahmet'te, Beyoğlu'nda, Beşiktaş'ta, Kadıköy'de, Fatih mitingleriyle ne oldu? Protesto edildi. Hem de ne protesto? Dönemin ünlü hatibi Halide Edip Adıvar. Doğru mu?
Ya burada Müslüman erkekleri gaza getirdi ya. Öyle bir konuşmalar yaptı ki Selim Sırrı Tarcan. Spor salonlarında ismini gördüğünüz adamın ne olduğunu bilmiyorsunuz. Buralarda müthiş konuşmalar var Naki Hanım. Keza öyle. Kadınlar burada Müslüman erkekleri gaza getirdi. Amaç İzmir'in işgali, işgalde kalsın. Yani ilhak edilmesin, direniş olsun. Onur çiğlenmesin, Müslümanın onuru çiğlenmesin diye uğraşılmıştır. İzmir'in işgali dediğimiz olay bu. O yüzden İzmir'in işgali çok şeye gebe olmuştur. Lütfen İzmir'in işgalini tarihe dikkat edelim. 15 Mayıs 1919. Dikkat edin. Bir gün sonra Mustafa Kemal Bandırma vapuruna binecek. Samsun ayının 19'unda gelecek ve Kurtuluş Savaşı'nı başlatacak. Doğru mu? Bakın ne neye tekabül, onu anlamanızı söylüyorum. Belki burada İzmir işgal ediliyor ama İstanbul'da da Mustafa Kemal hazırlanmış Bandırma vapuruyla Samsun'a çıkacak. Anlaşıldı mı? O zaman bizler de İzmir'in işgal ediyor. Şuraya bir başlık atalım. Tarihini de söyleyelim. 15 Mayıs 1919. Burada değerli arkadaşlarım şunu söylememiz lazım. İlk kurşunu burada Hukuku, değil mi? Beşer gazetesinin başyazarı Hasan Tahsin atmıştır. Diğer adıyla gerçek adını söyleyelim. Osman Nevruz Bey. Doğru mu? Ayrıca Zito Venizelos. Doğru mudur? Demediği için Albay Süleyman Fethi Bey ne olmuştur değerli arkadaşlarım? Şehit edilmiştir. Durun şimdi burada. Yunanlar 15 Mayıs 1919'da İzmir'i işgal ettikten kısa bir süre sonra artık ilçelere, şimdi il merkezine geldiler ya, ilçeleri var mı? Say biraz ilçe bana. Bucası var. Konağı var. Efendim karşı yakası var, Karaburun'u var, Çeşmesi var, Urla'sı var, Bozdağ, Mordoğan'ı var, İzmir'in şeyden soruşuyorum. Kirazı var bilmem ne, her taraf var. E tamam. E Yunan askerleri İzmir'i işgal ediyor. Ya bu adamların amacı ilhak değil mi? O yüzden bütün ilçelere de ne göndermek zorunda? Asker. Peki her gittiği yerde askerler bizimkilerle artık çarpışmaya başlıyorlar. Dikkat. İzmir'in işgalinden kısa bir süre sonra öldürülen hem asker hem de sivil şehitlerimizin sayısı 5000'e ulaştı. 5000! Bunun üzerine özellikle Sultanahmet mitingi biliyorsun Halit Edip'e dedim ya. Onlardan sonra Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Woodrow Wilson'a telgraflar yollandı. İtiraf devletlerinin temsilciliklerine telgraflar yollandı. Ne telgrafı? İzmir'in işgali haksızdır. İzmir'de Türkler çoğunlukla, Rumlar azınlıktadır. İzmir'in işgalinden insanlarımız katledilmektedir diye. Devamlı protesto telgrafı. Woodrow Wilson dedi ki kardeşim Türklerden yoğun bir şekilde bana telgraf geliyor Beyaz Saray'a, öyle anlatayım. Ayrıca Yunanlardan da geliyor. İşin ilginç tarafı da o. Yunanlar ne diyor? İzmir'e geldik diyor, bizi hoş karşılamadılar diyor, bizi öldürdüler diyor, mahvettiler diyor, binbaşımızı öldürdüler diyor, rahibimizi kaçırdılar diyor. Bir ton yalan var. Bunun üzerine durumun araştırılmasını Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Woodrow Wilson Amiral Bristol'u gönderiyor bölgeye. Hatırla. Amiral Bristol bölgeye geliyor. İzmir'in ilçelerini ve çevresini yaklaşık olarak 114 gün kalarak İzmir ve çevresinde her yeri araştırıyorlar. Her yeri. Samanlıklara bakılıyor. Öldürülen hayvanlarımız. Fırınlara bakılıyor. Yakılan insanlarımız. Eskiden mahalle fırınları vardı. Mahallede toplanırdı. Oralarda işte atıyorum bazlam atarlardı. İşte ne bileyim poğaça yaparlardı. Hala var. Kütahya'da, Afyon'da, Uşak'ta. Hala o mahalle fırınları kültürleri devam ediyor. Lan fırının kapağını açıyorsun insan. Yakmışlar bizimkileri. Amiral Bristol geldi. Gördüğü manzara karşısında dedi ki kardeşim bu böyle olmaz. Ve bir genelge yayınladı. Bir rapor yayınladı. Ve bu raporu önce Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Woodrow Wilson'a, daha sonra ise dünyadaki sayılı gazetecilere verdi. Ve bütün dünya gazeteleri bunu yayınladı. Peki Wilson raporunda ne diyordu? Wilson diyorum, Bristol. Bir, gittiğim gördüğüm her yerde Türk nüfusu bir kere Rum nüfusundan daha fazla. İki, gittiğim bölgelerde Türkler değil Rumlar Türklere zulüm yapmaktadır.
3. Bölgedeki Rumların elindeki silahlar toplanmalıdır acilen. 4. Yunanistan burayı ilhak etmemelidir. 5. Buranın tek bir çözümü Yunanistan'ın buradan çıkmasıdır dedi. Daha ne desin? Peki bu rapor bizim yanımızda mı? Evet. Bizim aklımızı dünyaya gösteren ilk uluslararası rapor değil mi? Evet. O yüzden Amiral Bristol raporu evet yayınlandı ve dünya medyasında Türk milletinin işgaller karşısında haklı olduğunu, mantıken Yunanlıların işgaller karşısında haksız olduğunu belirten ilk uluslararası rapor yayınlandı. Düşsenize, Fransızsınız, elinize bir gazete alıyorsunuz. O günkü manşet ne? Amiral Bristol raporunu okuyorsunuz. Ha diyorsunuz ki demek ki millet haklı. Türk milleti haklıymış diyorsunuz. Böyle de dünya çevresinde Türk milletinin haklı olduğunu artık yazarlar daha fazla dile getirmeye başladı. Böylelikle uluslararası platformlarına da Yunanlılar biraz daha ne olmaya başladıysa baskılanmaya başladı. Siz ne yapıyorsunuz? Soykırım mı yapıyorsunuz? Katliam mı yapıyorsunuz diye her milletten insan sesini yükseltmeye başladı. Anlaşıldı mı? O bu yüzden çok önemli. Amiral Bristol raporu İzmir'in işgalinden sonra bizim haklı olduğumuzu belirten ilk uluslararası rapordur. Bu yönüyle çok ünlüdür. O yüzden bizler de bunu yazalım. Amiral Bristol raporu. İşgallerin haksız olduğunu veya Türk milletinin işgaller karşısında haklı olduğunu belirten ilk uluslararası rapordur. İlk uluslararası rapordur. Var mı sıkıntı soru? Çok güzel. YouTube'dakiler dinliyor muyuz? Önemli anlattıklarım. Peki, hepinize soru. Nüfusun fazla olduğunu Anadolu'da sadece Rumlar mı dile getiriyor? Ayrıyetten bir millet de hayır kardeşim biz Türklerden daha fazlayız diyorlar. Nerede? Doğuda. Doğru mu? Peki Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Woodrow Wilson Zeus'a göndermeye alıştı. Çağırdı bir başka adamını. Oğlum sen de dedi git bakayım doğuda Ermeniler ne yapıyor? Gerçekten Ermeni nüfusu Türk nüfusundan fazla mı? Lan niye bu bölgeyi bu kadar Ermeniler istiyor? Bir araştır. Ve dedi ki bak dedi hazır oraya kadar da gidiyorsun. Ermeniler bir yeri istiyorsa bunlar kuyumcu altını sever parayı sever. O zaman dikkat et bu adamlar bir şey arıyor olabilir. Define, hazine anlatabiliyor muyum? Ayrıyeten bak bakayım bu topraklarda Amerikan sanayisine yetecek kadar maden var mı? Petrol var mı? Çıkarsa ne olacak? Çıkarsa biz niye Ermenilere verelim ya? Başlarım Monroe Raporu'na. Değil mi Monroe Doktrin'e? Adam ölmüş gitmiş. Anladın mı Wilson? Lan Wilson da değişti. Başlardaki Wilson böyle miydi? Yenen devletler yenilerinden toprak almasın, savaş tazminatı almasın, o almasın, milletler cemiyeti diyen Wilson şimdi General Harbor'da diyor ki git diyor bölgeyi gez, çaktırma diyor. Şöyle bir toprağa eşele de diyor yani. Maden çıkarsa bu da bize yeterse biz de diyor oraya çöktür. Yani aslında amaç burada ne? Orada Ermenileri manda olarak Amerika kullanmak istiyor. Eğer sanayisine yetecek bir petrol veya maden bulsaydı. Anlaşıldı mı? Gönderilme amacı sanki Türk ve Ermeni nüfus sayılarını araştırmak. Asıl amaç ne? Asıl amaç o bölgeyi kendi çıkar için manda altına almak. Anlaştık mı? Allah'tan General Harbert gitti de. Erzurum'a bir geldi dondu. Oradan geçti Sivas'a dondu. Haberi yok nereye geldiğinden. Dedi ki lan burada ot yetişmiyor ne madeni dedi. Sonra General Harbert bir rapor yayınladı. Dedi ki kardeşim burada maden yok. Onun yüzden dedi hiç gerek yok buralara dedi de. Rapordan sonra Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Woodrow Wilson Doğu Anadolu'yu manda yapmaktan vazgeçti. Ve General Harbert'ı bu fikrinden vazgeçen, belki istese General Harbert burada maden var diyebilir miydi? Evet. Derdi. Bu fikrinden vazgeçiren Mustafa Kemal'dir. Mustafa Kemal Sivas Kongresi öncesi ve Erzurum Kongresi sonralarında General Harbert'la oturmuştur. Harbert özellikle Mustafa Kemal'in kararlılığını görünce ne dedi? Neredeyse hani bizim dilimize çevirerek konuşuyorum. Allah sizin yardımcınız olsun dedi. Hani diğer milletlere karşı ben inanıyorum ki başaracaksınız dedi. Bunu diyen bir adam raporuna burada maden var yazar mı? İşte bu iki rapor Türk milletinin uluslararası da haklı olduğunu gösteren büyük iki rapordur. Ama ne dedik? Her şeyin ilki önemlidir. Yani Bristol. Anlaşıldı mı arkadaşlar? Soru gelse yapar mısın? Bırak soruyu. Arkadaşın annene anlatabilir misin bunları?
Arvatım. Bitti. Benim size amacım bak. Şurada inanılmaz derecede terliyorum fark ettiyseniz. Ama bunları öğrenmemiz lazım. Çok uzak değil. Sadece bir insan ömrü öncesinde yaşanan olaylar. Bir insan ömrü 73 sene önce. Bunlar yaşandı. O yüzden değerli arkadaşlarım, bizler de bunları bilmek zorundayız. Tamam. İnşallah sınavda da eğer gelirse yapacağız. Şimdi ben her zamanki gibi ne yapacağız değerli arkadaşlarım? Önemli yerler. Lan terimde asit mi var lan? Şey yırtıldı. Evet, bak buraya. Mondros Ateşkes Antlaşması'nı imzalayan devlet adamımız kim? Beraber, hep beraber. O baştayken hangi hükümet baştaydı? Ahmet İzzet Paşa. 7. maddenin amacı neydi? Anadolu'yu işgale açık hale getirmek. Mustafa Kemal ne dedi bu madde için? Beyni yakan ateşten bir zehirdir dedi. Vilayeti Sitteyleri kaç ildi? Say, Bitlis, Erzurum, Sivas, Van, Elazığ, Diyarbakır. Aşağıdakilerden hangisi? Vilayeti Sitteylerinden biri değil de soru bu kadar. Bu kadar. Evet. Geldik buraya. Bunlardan aşağı doğru indim. Bu tarafa geldim. İlk işgal edilen yerimiz neresi? Osmanlı toprağı. Anadolu derse nere? Hatay'da ilk kurşunu atan kim? Yazmadık mı adamı biz? Yazalım. Kara Mehmet Çavuş ilk kurşunu atan, o zaman yuvarlak içine de aldık. Peki İzmir'de sevdiği kurşunu kim attı? Hasan Tahsin. Geldik buraya, aşağı doğru indik. Barış'a son veren barış hangi konferans? Çok güzel. Peki Paris Barış Konferansı'nı başkanı kim? ABD. Peki Almanya'ya imzalanan barışın adı? Versailles. Osmanlı niye barış anlaşması imzalayamadı? Hala topraklar bölünmeye devam ediyor. Devam ettik. Dikkat. İtalya'dan alınan, Yunanistan'a verilen İzmir ve çevresine bu kararı destek olan İngiltere vardı. İngiltere niye bu kararı destek veriyordu? Güçlü bir İtalya'yı Akdeniz'de istemediğinden dolayı. Peki Paris'ten sonra özellikle bu konferansta ne kuruldu? Milletler Cemiyeti. Peki ABD var mı? Yok. ABD yok. Peki İzmir'in işgalinde Hukuku Beşer gazetesinin başyazarı kimdi ilk kurşun atan? Hasan Tahsin. Peki Zito Venizelos diyemeyen albayımız kim? Süleyman Fethi Bey. Peki Amiral Bilisto'nun önemi ne? İşgaller karşısında Türk milletinin haklılığını ilk öne süren rapor. General Harbert ne? Doğu Anadolu bölgesinde Türklerin Ermenilerden daha fazla nüfuslu olduğunu. Ama gönderiliş amaçları arasında Amerika Birleşik Devletleri yetirecek kadar eğer bir maden bulsaydı işler çok farklı yere kalırdı. Bu sefer Amerika orada kendi mandasını kurardı. O zaman amaç orada ne? Manda ve imaicilik. General Harbert'ın gönderilme amacıyla Amiral Bristol'un gönderilme amaçları aynı değil. Görünüş aynı. Amaç aynı değil. Bilmem anlatabildim mi? Çünkü o zamanlar Anadolu'yla manda himaye desteklemek için faaliyetler vardı. Olaylar bu. Var mı Sinan? Yok. Ela, sıkıntımız. Etra abi. Mesele bunları da sizin birilerine anlatmanızdır. Sınav değil. Bunlar sınav şeyleri değil yani. Elbette sınavda çıkacak yerleri işaretliyorum ama amacımız bu değil. Bir daha söyleyeyim. Bu dersi biz genel kültür adına öğreneceğiz. Vallahi çok yoruldum. Ya bunları anlatmak öyle kolay değil arkadaşlar. Tahtanın başında gerçekten kolay değil. Şimdi bazı arkadaşlar bizim hoca da anlattı hiç böyle olmadı diyor, terlemedi diyor da terliyoruz, niye terliyoruz? Gerçekten ortam çok havasız burada, artı neredeyse yaklaşık bir saat oldu mu? Bir saat 10 dakikadan beri bir ders anlatıyoruz. Kolay değil, dinleyen için de kolay değil. Ama size inanıyorum ki bu milletin asil evlatları olarak bu bir saatler, iki saatler sizler için çok sorun artık teşkil edecek bir hale gelmemeli. Gelmeyecek de sınavda onu sonuçta unutmayın, 3 saat boyunca sınavda olacaksınız. O yüzden hem dersinizi uzatın, hem soru çözme saatlerinizi uzatın. Tamam, denemeleri gerçekten 3 saat üzerinden, 180 dakika üzerinden yapmaya çalışın. Kendinize dikkat edin. Bir sonraki ünitemize bunlardan sonra insanlarımızın önce bir konuşalım bu Yunanlılarla. Ya bir dertleri varsa bir konuşarak halledelim diyerek kurduğu cemiyetleri işleyeceğiz. Kendinize dikkat edin.